Evet arkadaşlar bugün Igo tek tekerle beraberiz. Yanımızda tabii ki Yasin Kurt var ve Yasin Kurt daha önce getirdiği Emotion markasını tekrar getirmeye başladı. Türkiye'de birkaç firma daha getiriyordu sanırım. Evet. Ee, ve yanımızda bugün V8F var. Yeni getirilen bir ürün. Ee, yeni bir ürün değil tabii ki. Bilinen bir ürün. Kalitesini rüştünü ispat etmiş bir ürün. Az sonra bu tekerin, bu muhteşem tekerin kutu açılışını yapacağız ve teknik özelliklerini Yasin'den öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Evet Hakan Bey teşekkür ediyorum bu enerjik sunumu için. Şimdi elimize maket bıçağını aldık ve kutu açılışını yapacağız. Hakan Bey'in dediği gibi V8'leri daha önce getirmiştik. Şimdi V8F'lerde sıra. Hadi bakalım. Evet, birçok aslında kullanıcı merak ettiği bir kutu bu. Evet. Bana göre Inmotion'un kutuları tek teker sunumu açısından çok zengin, çok güzel. Şu detaylar, evet. poşet poşetlemesi, seri numarası burada barkodlu bir şekilde yazılması çok güzel bir ayrıntı olmuş. Kaliteli bir hissiyat veriyor. Şöyle adaptörün olduğu kutu içerisinde şöyle kameraları gösterelim. Şöyle açalım hemen. İndo Özellikle ne sonun... adaptörün? Yani bu genelde e, tek tekerlerde sıkça gördüğümüz standart, şey yani. standart evet. bir adaptör. 84 volt. Genelde 67.2 veya 84 oluyor zaten. Hı hı. Bu da 84 volt bir adaptör. Bunlardan hemen kurtuluyoruz. Şöyle iki tane pedimiz var. Bunları Evet. Yan pet bacakları. İstediğimiz yere yapıştırmamız için özgürlükçü bir tasarım bu. İster alta ister yukarı ister power pet gibi böyle yanlara tutup bunu kullanabiliyoruz. Gerçekten bunların böyle bağımsız sunulması çok iyi. Evet şöyle bir EU plak bizi karşılıyor. Bunlar bizim Türkiye'ye uygun prizlerimiz. Evet bu da üst ve beklenen tutucu. an işte V8F ...ambarajın içinde... Da ...birlikte alalım Hakan Bey. Şöyle. Evet. Şimdi. Şöyle de gösterelim. Gayet güzel ambalajlanmış. Evet. Şık duruyor. Gerçekten V8F... E ...birçok kullanıcıya aslında hitap eden... ...çok faydalı... ...kullanım açısından... Pratik, Evet taşınabilirliği çok yüksek, menzili yeterli seviyede şehir içi, motor gücü çok iyi, evet. çıkamayacağı yokuş olmayan. Ee, çok Emotion'ın kalıplaşmış aslında, rüştünü ispat eden kült, ee, klasikleşmiş tekerlerinden biri aslında. Evet, yani... Üretim... Bu da son e, şeyi. Ne son... denir? Ee... Bu son üretim olan V8F. Bunun bir üstü daha var, V8S var. Evet. Ama Türkiye'de Türkiye'de, zaten Türkiye'de şu anda yok. Dünyada çok tutulan bir model değil benim elimde. Daha yeni çıktı. Bekleyip Heh. göreceğiz. Evet. Evet. arkadaşlar, şu anda ürünü kutusundan çıkardık. Ürün gerçekten çok güzel. E, zaten en çok tutulan modeli V8 modelinin üst versiyonu V8F şu son anda... yazılım değil mi? Bu en son çıkanı evet, fabrikada. Evet, en son çıkan son yazılımda. Daha dün geldi zaten. Yani 1 Ocak itibariyle satışta. E şu anda bu ürün motor gücü olarak V8'den bir tık daha iyi 1000 watt ve hızı da 35 km hıza çıkartıldı. Bataryası da 518 watt saat. 480 watt saatten 518 watt saate çıkarıldı. Bu daha da birinde... menzil olarak aslında ne kadar bir menzil sunuyor? Yani önceki, Ortalama kilo daha ürün 40-45'ti bu 50-55. Yani 10 kilometrelik bir iyileştirme var. Bu peki bu pil e, V8'e göre mi iyileştirildi? Yoksa bunun mesela V8F'in önceki versiyonunda da V8'deki pil mi vardı? Evet evet. V8'e göre iyileştirildi. Motor gücü de iyileştirildi, pil de iyileştirildi. Dolayısıyla pedalları da değiştirildi. Pedallara şöyle bir yakın bakabilirseniz, gerçekten çok kaliteli bir pedal yapısı var. Hem dışı, hem açılma hissiyatı, hem de içinde kullanılan bu malzeme en dışta böyle bir kauçuk malzeme kullanılmış. Bu gerçekten hem tasarım olarak şık duruyor, hem de çok kaliteli. Çok da ergonomik duruyor yani büyük bir pedal. Evet. Genelde pedal... büyük tekerlerde görmeye alışkan alışık olduğumuz bir durum bu. Şimdi büyük pedalın avantajı çok. Burada şöyle bir yakından çekersen kauçuk bir Emotion logosu var. Bu logonun bir işlevi var. Bu kaydırmıyor. Ayağınızı üstüne koyduğunuz zaman bu zımpara kaydırmıyor ama şu kauçuk da bir burada bir bariyer, hmm. kilit görevi görüyor. Evet, görüyoruz. kilit görevi görüyor. Şu şekilde dışa doğru gitmesini engelliyor evet. bir nevi. O da önemli bir detay. Çok önemli. Aslında Emotion detaylara önem veren bir firma. Böyle hani çok da sık modelle çıkartan bir firma değil. Ee, gerçekten de malzeme kalitesi olsun, diğer şeyleri olsun, yazılımları olsun oldukça da güvenli. Kullanıcılar evet. da çok memnun. Biliyorsun bunların fanları da çok mevcut. Evet. Şimdi Immoş'un zaten tasarım olarak ayrıştığı bir noktası var burada. Bir buton var. Bu buton gerçekten çok kullanışlı. Seyahat kolu ve tutma kolu birbirinden bağımsız. Buradaki butonla bastığınız zaman direkt cihazın tekerinin dönmesini engellemiş oluyorsunuz. Bu çok kullanışlı bir e, tasarım. Burada da seyahat kolu var. Bu kol kaset tipi. İçeriden e, bastırarak şu şekilde bastırıp çıkartabildiğiniz bir seyahat kolu. Tabi yıllara varan Inmotion mühendisliği birçok eksiği artık bu üründe çözmüş durumda. E, bakın bu petler şu, şu an siz belki bunu siyah sıradan bir ped gibi görüyorsun ama V8'in pedi böyle değildi. Bu daha iyileştirilmiş, daha premium bir suni deri kullanılmış. Bu tarafta da öyle. İşçiliği de gayet kaliteli. İşçiliği de çok kaliteli. Ee, şuradan isterseniz birlikte düğmesine basalım ve V8F'in nasıl gözüktüğüne hep birlikte göz atalım. Evet. Şöyle açalım. Gerçekten. Ben daha önce V8'in videosunu çekmiştim. Orada da bundan bahsetmiştim. Çok etraktif diyordum hatta bu ürün için. Gerçekten şu tasarım çok güzel. Burada bu senenin de var. favori renkleri e, mavi redler ve açılışı da olması ilginç olmuş tabi. Evet. Günceli yakalıyorlar. Evet. Burada pil göstergemiz var. Önde farımız var. Şu şekilde. Farı da bayağı aydınlatıyormuş. Evet. Arkada bir stop lambamız var. Şu an cihaz henüz e, şey olmuyor. Bu galiba için. flash çakar gibi mi şu an? Yok. Şu an daha gyroskop devrede olmadığı için orada yanıp sönüyor. Hı hı. Cihazı aktifleştirdiğimiz zaman sabit yanacak. Hı hı. Yani cihazın kabaca ee, dış görüntüsüyle alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Evet. Birazdan kısa bir test sürüşü de yapabiliriz. Ee... Bunu ben sabırsızlıkla yapmayı bekliyorum. Evet. Kasım Bey bir de şunu öğrenmek istiyoruz. Genelde biliyorsunuz ki tekere ilk başlayanlar e, nasıl bir teker tercih etmesi yönünde pek bir bilgiye ulaşamıyor. O yüzden bu videolarımız çok önemli. Evet. V8 F'i hangi tip kullanıcı kullanmalı? Yani Hangi ihtiyaçları hizmet eden, hangi ihtiyaçlara hizmet edebilecek, ne tip kullanıcılar satın almalı ki bu tekerden memnun kalarak başka bir tekere de belki de ihtiyaç duymadan, sonuçta e, Türkiye'nin şartları da ortada, ciddi paralar ödenerek alınıyor bu tekerler artık maalesef. Evet. E, i̇leriye dönük de düşündüğü zaman, düşündüğümüz zaman hangi tip kullanıcıların bu tekeri, V8F, Inmotion V8F'i tercih etmesi daha doğru olacaktır? Hakan Bey, bu soru bizim çok önemsediğimiz bir soru. Çok teşekkür ediyorum böyle bir soru sorduğunuz için. Öncelikle V8F'in segmentini düşünmeliyiz. V8F orta segmentte bir ürün. Orta segment ürün ne demek? Ee, başlangıç kategorisinde yer alan ürünlerin bir tık üstü. Yani bu ürünü ben iyi bir başlangıç yapmak isteyene ya da ben işte tekeri alayım sorunsuz birkaç sene kullanayım diyene bu tekeri şiddetle tavsiye ediyorum. Beklentinizin tamamını karşılayacak, size uzun süre hizmet edecek bir tek teker. Kimler tercih etmeli? Bence bütçesi e, tek teker'e müsait olan, yani orta ölçekte bir tek teker almaya müsait olan herkesin başlangıç olarak ya da e, iyi bir başlangıç olarak seçmesi gereken bir ürün. Özellikle hafif kilosu nedeniyle bayanlar da bu ürünü tercih edebilirler. Bu bağlamda e, seyahat sık seyahat eden, toplu taşıma araçlarını kullanan ürün e, insanlar da bu ürünü tercih edebilirler Hakan Bey. Peki Inmotion b 8 fin e, başlangıç tekerleriyle kıyasladığımızda hız oranı nasıl? Yani bir başlangıç seviyesindeki bir tekerle orta seviye, orta segment dediğimiz V8F gibi bir tekerin hızını kıyaslarsak nasıl kıyaslayabiliriz? Hatta merak edenler için üst segment tekerlerin de hızını hiç bilmeyenler için anlatalım ki bir kıyaslama, bir fikir oluşsun kullanıcıların, izleyicilerin aklında. Evet Hakan Bey bu soru da güzel bir soru. Şimdi biraz uzun cevaplayacağım bu soruyu. Neden? Çünkü tek tekeri ilk defa görenler için biraz uzun bir cevap olacak ama bilenler için de açıklayıcı ve net bir cevap olacak piyasada bulabileceğiniz en eski, en uygun fiyatlı ürünlerden yola çıkarak bu soruyu cevaplayacağım. Çünkü onların hızları 15-20 bandındaydı. O ürünler şu anda hala kullanılıyor. O ürünlerin üstüne yeni nesil ürünlerin de başlangıç hızları 20 kilometrelerden başlıyor. Dolayısıyla V8F'in hızı 35 kilometre olarak hem şu anki teknolojideki başlangıç ürünlerinden hem de eski teknolojideki iyi ürünlerden daha hızlı. Dolayısıyla V8F'in şu anda ulaşmış olduğu 35 km hız bir kişinin rahatlıkla seyahat edebilmesi için gerekli hız oluyor. E, i̇yi ürünlerde ise iyi ürünlerde ise bu hızlar 50 km bandında. Yani üst düzey ürünler bugün piyasada satılan üst düzey ürünler Türkiye şartlarından bahsedersek 50 kilometrenin üstünde de hızlar şu an günümüz teknolojisinde sağlanmış durumda yurt dışında 70 kilometrelere 80 kilometre çıkan ürünler var ancak bunlar profesyonel üst düzey ürünler V8F'in hızı 35 kilometre ile piyasanın güvenli hız limitlerinde ve sizin A noktasından B noktasına seyahat etmeniz için gerekli olan Hız miktarı bence de 35 km gayet iyi bir hız. Daha üstleri biraz daha tecrübeli olduğunuzda ya da ürünler daha ağır daha büyük olduğunda daha güvenli. Bu ürünün inç olarak 16 inç olması kilosu motor gücü düşünüldüğünde 35 km hız gayet mantıklı ve makul bir hız. Elektrikli tek tekerlerde e, bildiğimiz üzere en önemli şeylerden biri eğim. Evet. Yani genelde skuterlarda karşılaşılan büyük problemlerden. Peki V8F'in çıkış eğim gücü nedir? Kaç derecelik bir açıya çıkabiliyor, tırmanabiliyor? Bir de şunu sorayım, ikisini birden cevaplayalım. Bu teker, orta segment in motion V8F'i ne kadar bir sürede şarj edebiliyoruz? Full sıfırdan yüze. Bir de onun bilgisini alalım size. Şimdi motor gücü iyileştirildiğinden bahsetmiştik Hakan Bey. Bu 800 watt üründen 1000 watt'a çıkartıldı. Dolayısıyla eğim çıkma kabiliyeti birazcık arttı. Önceden 25-30 derece eğim çıkabiliyordu. Şimdi 30-35 derece eğimleri çok rahatlıkla çıkabiliyor. Ve e, bildiğiniz üzere en iyi Tırmanma kabiliyeti olan ürünler elektrikli tek tekerlerdir. Scooterlar da doğal motorlu olanlar eğim çıkabilir. Ama herhangi bir tek teker ilkel olsun günümüz şartlarında olsun orta segment olsun düşük segment olsun herhangi bir tek teker eğim çıkmakta scooterdan çok daha etkili. Onun bir biliyorsun test videosu var kanalımızda hatta şurada yukarıya da koyarım izlemek isteyenler izler. Yokuş canavarları diye. Ee, orada ilk tekerim benim 14 m M'ydi. Başlangıç tekeriydi. O bile Beylerbeyindeki Üsküdar'daki çok dik yokuşları neredeyse tamamını çıkarttı. Evet ben de tam o noktaya parmak basmak Ki için. Ki o 450 var. watt motor gücüne sahip bir elektrik tekeri. 800 teker. watt. Piki 800 galiba. Yok. Kendisi 800 watt. Ha, kendisi motor. mi 800 evet. watt? Evet. ama yani bir scooter'la kıyasladığımız zaman scooter'lar gerçekten inanılmaz zorlanabiliyor. Evet. Çıkan bile mesela o videoda az önce koyduğum, kartlara koyduğum videodaki yokuşu e, normal scooter'lar çıkamaz. Evet. Belli seviyenin üstüne, belli motor seviyesinin üzerinde olan Tabii ki maliyeti de belli seviyenin üstünde olan skuterlar çıkabilir. Şimdi 5 bin liralık tek tekerin çıktığı yere belki de 25 bin liralık skuter çıkabilir. Yani bu fiyat şeyini yapabilirsek karşılaştırmasını çok daha net bir kafalardaki soru işaretleri kalkacaktır. Tabii günümüz koşullarında 5000 bin liraya da elektrik tek teker kalmadı. Yani ikinci el olarak <laughs> misal evet haklısın dolar kuru yüzünden maalesef ve vergi mükellefiyetlerimiz yüzünden fiyatlar yükseliyor. Ama ikinci elde 5000 liraya aldığınız bir üründe çıktığınız yok şu. doğal motorlu 25 bin liralık bir ürünle ancak çıkabilirsiniz. Yani böyle de bir gerçeklik var ortada. Diğer sorunuz şarj süresiyle alakalıydı. Şarj sürenizle ilgili de şöyle bir net bilgi vereyim. Sıfırdan yüze şarj süreleri fabrika tarafından bize veriliyor. 5-6 saat bandında. Ama biz kullanıcılar olarak hiçbir zaman sıfıra kadar tek tekerimizin şarjını indirmeyeceğiz. İndirmemeliyiz. Pil ömrü açısından Pil çok önemli. Pil ömrü ve pilin ölmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz pilimizi %20-30'larda minimum o seviyeler de şarj etmeliyiz. Hatta ben kullanıcılara 50'nin altına inince takın diyorum. Çünkü bir sonraki bir gün... Bir zararı yok zaten. Bir zararı yok. Bir sonraki gün daha zaman kazanarak daha verimli bir kullanım. Başlamış oluruz. bana göre 50'nin altına inince 40'larda, 30'larda en son limit hadi 20'lerde takılması lazım. Dolayısıyla bu ürünü o şekilde kullandığınız zaman yani 50'nin altına inip taktığınız zaman 2-3 saatte bir şarj edebileceksiniz. Şimdi yavaş yavaş artık e, test sürüşüne geçmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Hadi şimdi biraz test sürüşü yapalım. Hadi yapalım bakalım. Yasin, gerçekten e, müthiş bir teker. İnanılmaz bir keyif verdi. Pedallarının büyük olması çok ergonomik. E, çok dengeli. Yazılımı muhteşem. Inmotion severler bunu özellikle vurguluyor. E, yazılım konusuna çok vurgu yapıyorlar. Malzeme kalitesi ortada. Zaten bu sürüşü de yansıyor aslında. Çok güvenli hissediyorsunuz. Ben çok keyif aldım. Zaten sizler de izlediniz az önce görüntülerde. E, yani... Inmotion markasını getiren firmalara hem sana hem de diğer getiren firmalara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle kaliteli markaları ve daha fazlasını da her modelinde inşallah görmek istiyoruz Türkiye'de. Çünkü Türkiye'deki mikromobilite kullanıcıları bunu hak ediyor. Mikromobilte sektöründe de önemli bir oyuncu Inmotion markası. Tekrar bütün kullanıcılara bu tekeri tavsiye edebileceğimi söylüyorum. Özellikle orta segment bir teker ama e, birçok ihtiyacınızı aslında karşılayabilecek bir teker diye düşünüyorum. Benim son söyleyeceklerim bunlar. Evet testte de gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir ürün. Dıştan da çok güzel duruyor ışıkları vesairesi. E, Hakan Bey'e ve Emre Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün mağazamıza gelip burada bu ürünü bizle birlikte deneyimledikleri için bütün izleyicilere, takipçilerimize selamlar, sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.